Merhaba arkadaşlar, hepiniz GM Satranç kanalına hoş geldiniz. Biliyorum bugün beni burada görmeyi beklemiyordunuz ancak Mustafa Yılmaz'ın elde ettiği dünyada Elo'da ilk yüze girme başarısıyla ilgili maçları analiz etmek istedim. Daha doğrusu maçı. Kendisi şu anda Sharjah Masters turnuvasında oynuyor. Ve ilk turunda Tin Jinkyao isimli, bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim ama, bir Singapurlu oyuncuya karşı oynadı. Rakibinin elosu 2576 idi. Mustafa Yılmaz'ın da elosu 2641 gördüğünüz üzere. Bakalım maç nasıl olmuş? Beyazlar maçı C4 sürerek başladı. İngiliz açılışı diye geçiyor bu varyant. At F6, at C3, E5, at F3, at C6 ve E4. E4 hamlesinden sonra arkadaşlar bunu Dinklenden hep arasındaki Dünya Şampiyonluk maçında da gördünüz diye hatırlıyorum. Siyahlar fil C5 oynamıştı. At çarpı E5, at çarpı E5, D4'ten sonra ver atı, ver fil dediği, fil B4'e, D çarpı E5, at çarpı E4'ten sonra da vezir D4 geldiği bir maç vardı. Ki bildiğin üzere buradaki yatan fikir, işte at C3, B C3'ten sonra fili çektiği zaman devamında vezir G4 gelerek buradaki G7 piyonuna baskı yapmak. Bu maç esnasında da yanlış hatırlamıyorsam Nepo şah B8 oynayarak maça devam etmişti. Bu maçta ise E4'ten sonra Mustafa Yılmaz fil C5 yerine fil B4 gelmek istedi. Bu da gayet doğal bir hamle. Hatta bu hamlenin fikri siyahlarla fil çarpı c3 kırıp sonrasında e4 piyonunu almak. Burada beyazlar bu yüzden d3 oynuyor ve e4 piyonunu korumaya çalışıyor. d6, a3, fil c5, b4, fil b6, fil e3'ten sonra gördüğünüz üzere burada tahtada bir zayıf kare var. Bu zayıf karemiz de d4 karesi. Zayıf karedir diye sorarsanız zayıf kare rakibin piyonları tarafından kontrol edemediği karelerdir. Buradaki e4 piyonu e4'te C4 piyonu C4'te olduğundan kaynaklı D4 karesini koruyan bir piyon mevcut değil. Çünkü piyonlar sürmüş halde. Ve buradaki zayıf piyon da D3 piyonu. Çünkü bu piyon da kendi piyonları tarafından korunamıyor. Ve genelde böyle durumlarda bu kareyi kontrol etmek için bu kareyi kontrol eden taşlar ortadan kaldırılmalıdır. Mesela burada şu an bu fil burayı kontrol ediyor ama biz burada bu fili yersek rakip piyonunu aldıktan sonra tekrar D4 karesini kontrol edebileceği için siyahlar burada fil G4 gelmiş. Gayet mantıklı bir hamle. Fil E2, fil çarpı F3, fil çarpı F3'ten sonra at D4 oynandı bu pozisyonda. Ve beyazlar bunun devamında at A4 gelmeyi tercih etti. Bu at A4 hamlesinin fikri de eğer rakip izin verirse buradaki fili aldıktan sonra bu atı da biz yiyebilirsek artık benim zayıf karem ortadan kalkacak. Ve bu piyon buraya taşınacağı için rok G3, fil G2, F4'ten sonra gayet beyazların şansları olduğu bir pozisyon oynayabilecek burada beyazlar. Fakat burada Mustafa Yılmaz buna izin vermedi ve at çarpı F3 kırdı. Vezir F3'ten sonra fil çarpı E3 vurdu ve rakip burada F çarpı E3 alarak D4 karesinin kontrolünü sağladı. Burada belki duble piyonun zayıf olduğunu düşünen izleyicilerimiz olabilir ama burada F hattı açık olduğu için ilerleyen durumlarda da bu F4 ve D4 karesi korundan kaynaklı. Bu E3 piyonu arkadaşlar zayıf bir piyon değil ve bu pozisyon eşit bir pozisyon. Kısa rok atıldı. Kısa rok atıldıktan sonra siyahlar burada C6 yaptı. Bu C6 hamlesinin fikri eğer rakip izin verirse D5 sürmeye çalışmak. Eğer hani D5 sürmek istemezsek de rakip izin vermezse de atı çekip bir yerde A5 sürüp bu A hattını açıp bu kalenizi düzgün bir çalışır hale getirmek aslında. Bu C6'dan sonra beyazlar kale AB1 geldi. Mustafa Yılmaz burada at D7 çekti. Kale F2, vezir C7 ve H4. Bu gerçekten çok hızlı bir hamleydi. Çünkü gördüğünüz üzere daha oyun yeni başladı. Tahtadaki taşların birçoğu kırışılmış olabilir ama açıkçası böyle bir pozisyonda H4 sürüp devamında işte G4 G5 baskı yapmak birazcık hayal gibi. Çünkü ne atak için taşınız mevcut elinizde ne de rakibin pozisyonu zayıf. Yani burada mesela siyahın taşları aslında çok rahat bir şekilde bizim şakradığımızı kontrol ediyor. Ve rakibin burada bu hamlesi biraz acil bir hamleydi. Ve bu hamleden sonra çok soğukkanlı bir hamle geldi burada siyahlardan. A5 oynadı Mustafa Yılmaz. Bu hamlenin fikri ise A5'ten sonra A çarpı B4 kırmak. Buradaki ata saldırmak. Kare çarpı B4'ten sonra da bir tane C5 sürüp B4'teki kaleyi isteyip kale kaçtığı zaman arkadan at almak. Bu yüzden rakip burada ya bu piyonu kırmalı ya da bu piyonu sürmeli. Başka daha mantıklı bir yöntemi yok ama yani eğer bunu kırarsa da basitçe kale A5'ten sonra da arkadaki A3 piyonu düşüyor. A5'ten sonra beyazlar B5 geldi ve burada cidden çok kuvvetli hamleler geldi siyahlardan. At C5. At C5'in mantığı şu. Eğer sen burada geri kaçarsan benim pozisyonum çok güzel. Ve aynı zamanda senin D3 piyonun boşta. Bu yüzden sen burada atın geri kaçamazsın. Eğer at B2'ye kaçıp burada işte bu D3 piyonu kontrol etmeye kalkarsan da benim atım senin atından daha kuvvetli.
Ben burada basitçe A4 sürüp işte atı bir yere B2'de getirtebilirim. Devamında bu A3 piyonu da saldırabilir birbirine geldiği kadar. Konumumu yavaş yavaş geliştirebilirim. Bu yüzden rakibi burada at çarpı C5 almaya birazcık psikolojik olarak zorlayan bir hamle. Ve at C5'ten sonra D5 kırdığımızda artık burada siyahların bir hedefi var. Ve rakibin D3 piyonu zayıf olduğu için bütün taşları D hattına getirerek bu D3 piyonuna saldırmak. DC5'ten sonra B çarpı C6, B çarpı C6'ya H5 sürüldü. Şimdi bu hamlenin mantığı H6 sürmek. Çünkü eğer beyazlar H6 sürebilirse GH6'dan sonra vezirini F6'ya dalıp kare F3 kare G3 de isteyebilir. En basitinden bunu yapamasa dahi H6 piyonunu alıp rakibin şahını biraz da olsun zayıflatmaya çalışabilir. Burada Mustafa Yılmaz H6 yapmayı tercih etti. Bu hamlenin de fikri şu. Hem H6'yı kesiyorum hem de G4 G5 sürmeye çalışırsan en kötü ihtimal bir tane F6 sürüp G5 karesinin kontrolünü sağlayıp bütün taşlarımı D hattına getirip D3 piyonuna saldırabilirim. H6'ya beyazlar kale B2 geldi. Amaç kale B'yi dinmek. Vezir D6 geldi burada basitçe. Ver diyor D3 piyonunu. Kale D1, kale AD8, kale AB8. Gel diyoruz kalelerden birini değişelim. Vezir E2'den sonra kale B2, vezir B2, kale B8. Şimdi tahtada şu anda beyazın bir veziri, bir kalesi, siyahın da bir veziri, bir kalesi var. Fakat beyazın D3 piyonu zayıf olduğu için bu kale ya da bu vezir bu D3 piyonunu korumak zorunda kalacak. Fakat bizim tahtadaki zayıflıklarımıza saldırılamadığı için bizim şu an öyle bir zorunluluğumuz mevcut değil. Beyazlar vezir C2 gelmiş. Siyahlar Şah7 oynamış. Kale B1, kale D8 ver diyoruz D3'ü. Kale D1, vezir D7, Şah B2, vezir E7 ve kale H1. Evet, gerçekten beyazlar burada şeyi düşünmüş olabilir işte. Hani ben burada şahımı E2'ye koyarım. Kalem de burada H5 piyonunu kontrol eder. Ve buradaki bütün piyonları savunmaya çalışabilirim diye düşünmüş olabilir ancak böyle bir şey maalesef mümkün değil. Çünkü vezir F6, şah E2, vezir G5'ten sonra siyahlar basitçe diyor ki ver bana E3 piyonunu, şey ver bana G2 piyonunu. Eğer burada şaha gidip korumaya kalkarsan da E3 piyonun boşta kalacak diyor. Ve beyazlara bu yüzden tek hamle şu an şah B2 oynuyor. Ve burada siyah basitçe kale B8 geliyor. Diyor burada açık bir hat var. Ben burada ilerleyen durumda taşlarımı buraya getirteceğim. Eğer beyazlar kale B1 gelmeye kalkarsa da en kötü ihtimal vurdum, vurdum ve H5 piyonunu aldım diyerek yoluma devam edebilirim diye düşünebiliyor. Çünkü gördüğünüz üzere buradaki şah, buradaki şahtan çok daha zayıf. Beyazlar A4 sürdü bu pozisyonda. Vezir F6 şah, şah E2, kale B4. Bu kalenin burada bulunması bizler için çok mantıklı. Çünkü iki piyonumuz da kaleyi kontrol ediyor. Hem de rakip veziri oynadığı zaman A4 piyonu boşta kalıyor. Ve Mustafa Yılmaz burada adeta rakibini yavaş yavaş kayıba doğru itmeye çalışıyor. Kale F1 oynandı. Bu çok büyük bir hata. Çünkü vezir G5 hamlesinden sonra ver bu piyonu, ver bu piyonu diyoruz. Ve rakibin açıkçası pek bir şansı yok bu pozisyonda. Konum savunma adına. Beyazlar kale F7 kırdı. Vezir G2 şah. Kale F2. Vezir G4 şah. Ve şah D2'den sonra siyahlar burada. Vezir G1 geldi. Diyeceksiniz ki vezir H5 niye almadı? Tabii ki bu hamle de yapılabilirdi. Tabii ki gayet kuvvetli bir hamle olurdu. Fakat vezir G1'den sonra Mustafa Yılmaz'ın hesapladığı şey şu oldu. Rakip kale 2 geldiğinde kale B1 oynuyorum. Ve sen burada eğer vezirle oynarsan da birden mat oluyorsun. Kaleyle oynayamıyorsun ve adeta rakibi kendi içine hapsediyor. Rakip son çıkış yolu olarak D4 sürmeyi denedi. Ve bunun da fikri şu işte hani C4'ten sonra ben burada C5 süreceğim. Ve işte eğer rakip hani D çarpı E3 falan kırıp bir şey yapmaya kalkarsa kaleye 3 kalıp korumu savunmaya çalışacağım. Ama tabii ki bu da çok zor olurdu. Çünkü gördüğünüz üzere basitçe bir kale B4, kale D4 olur. İşte vezir F2, vezir D4 olur. Bu şekilde konumuzu çok rahat geliştirebiliriz. Ama bildiğiniz üzere hani hiçbir hamle terk etmektense en azından son bir şansını denemek istemiş burada beyazlar. Fakat C5'ten sonra gerçekten burada Mustafa Yılmaz kralını konuşturup D3 sürüyor. Ve bu hamlenin fikri çok basit. Ver diyorsun veziri, ver diyorsun kaleyi. Eğer bunu şahla yersen D3 piyonunu, kalede bir şah. Şah C3 kaçtığın zaman kaleci birden sonra vezirini kaybediyorsun. Açmazdan kaynaklı. Burada eğer kale D2 gelmeye kalkarsan da vezir F1 şahtan sonra bu şah buraya gittiğinde kaleci bir hamlesi var ve devamında vezir düşüyor. D3'ten sonra burada eğer gidip kale E3 kırıp konumu devam et pardon şey D3'ten sonra vezir D3 kırıp konumu devam ettirmeye kalkarsan da basitçe vezir C1'den mat oluyorsun ve maç esnasında şah D3 kale D1 şah kale D2'ye de vezir F1 şahtan sonra burada Singapurlu rakibi Mustafa Yılmaz'ın terk etti. Ve bu maç sayesinde Mustafa Yılmaz 2645 canlı eroya ulaşıp dünyada 99. sıradan ilk yüze girmeye hak kazandı. Türk satrancı için çok güzel bir haber olduğunu düşünmekle beraber umarım videodan keyif almışsınızdır.
Sharjah Masters'ın diğer turlarında GM Satranç kanalında elimden geldiği kadar Mustafa Yılmaz'ın maçlarını analiz etmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın. Bay bay.